Merhaba, ben Bülent Ecevit. Size New Jersey eyaletinden sesleniyorum. Bu koronavirüs ile ilgili size görüşlerimi aktarmak istiyorum. Bu virüs geçtiğimiz Şubat ayının başında Çin'de patlak verdi. Çin'de başlamasıyla beraber bizim de Çin bağlantılı üretimlerimiz olduğundan dolayı bu olayları çok dikkatli bir şekilde yakından takip ettik. Her şeyden önce Çin'de anlaşmalı olduğumuz, ilişkilerimizin olduğu fabrikalar, bu fabrikaların sahipleri, çalışanları, bunlar için üzüntülerimiz oluşmaya başladı. Çünkü en kısa zamanda sağlık saat içinde problemsiz bir şekilde bunu atlatmalarını ümit ettik. Nitekim bir ay içinde Çin hükümeti bu fabrikaları tekrardan açtı. Biz de tabii ki mutlu olduk. Bir taraftan üretimlerimiz durmuştu. Bunlar tekrardan başladı bu fabrikalarda. Ama üzücü bir nokta bu yaklaşık Mart ayının ortasına denk geliyordu. Mart ayının ortasında maalesef bu virüs Amerika'ya geldi. Amerika'ya gelmesiyle beraber yavaş yavaş yayılmaya başladı. Bu yayılma en kuvvetli bir şekilde New York çevresinde göründü. New York'un içinde göründü. New York şöyle ki Manhattan, Queens ve Brooklyn gibi yüz ölçümü ufak ama çok fazla insanın bir arada yoğun yaşadığı bölgeler olduğu için bu virüs daha çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Çok fazla insanda virüs tespit edildi. Ölüm sayıları günden güne çok hızlı artmaya başladı. Biz de New Jersey'de buna paralel artış yaşadık. Çünkü New Jersey'de yaşayan ve çalışan insanların bir kısmı Manhattan'a, New York'a gidip gelmekte iş için. Bunlar da haliyle o kaptıkları virüsleri New Jersey'ye taşıyaraktan istemeyerek insanlar birbirlerine aktardı ve burada da sayı artmaya başladı. Biz de Mart ayı sonunda tedbir almak amaçlı iş yerimizde ofis çalışanlarını evden çalıştırmaya başladık. Depoda çalışanları paralı ödemeli izne ayırdık. Aynı zamanda da biz bu süreci nasıl en sağlıklı şekilde atlatabiliriz diye planlamaya geçtik. Ofis ortamımız evlerimizden olduğu için bir takım birbirimizle konuşabileceğimiz programları daha kullanışlı halde kullanmaya başladık. Şu an için işlerimiz bir nebze devam etmekte. Amerika'daki ürünlerin çoğu Çin'den geliyor. Amerika hükümeti genel olarak bütün Amerika civarında teker teker bütün eyaletler ticareti durdurduğu için pek çok dükkan kapalı. Sadece insanların temel ihtiyaçlarına karşılık veren marketler, eczaneler gibi kuruluşlar açık. Bu kapalı olan iş yerlerindeki eşyalar satılamıyor haliyle. Ticaret haliyle bu yüzden etkilenmiş durumda. İşsizlik günden güne artış göstermekte. Lakin internet üzerinde satış yapmakta olan hali hazırda iş yerleri ticaretlerine bir nebze devam etmekte. İnternet üzerinden satış devam etmekte. Biz de internet üzerinden satış yaptığımız için bizim de satışlarımız devam etmekte. Ama ister istemez görüyoruz ki satışlar bir nebze etkilenmiş durumda. Ve önümüzü net göremiyoruz. Ne kadar internet üzerinden satış olsa da, ticaret olsa da bir takım problemler oluşmakta. Mesela bir yerden bir yere ürünü gönderirken, ürünün ulaşmasındaki süreçte çalışan firmalar az adam çalıştırabildikleri için haliyle aksaklıklar oluşmakta. Amerika hükümeti şu an için elinden geleni yapmaya çalışıyor ama biz haliyle günden güne haberleri takip ediyoruz ve gündemde şu an acaba ekonomiyi tekrar açsak mı yoksa açmasak mı gibi bir şey var, görüş ayrılığı var. Bir kesim açalım diyor, bir kesim açmayalım diyor. Açalım görüşünde olan insanlar tabii ki ekonomi açısından çok ümitsiz ve üzüntüler. Haliyle bunu bir an önce açmak istiyorlar ki bir takım işsizlik oranları normale dönebilsin. Ama çok büyük bir kesim açılmamasını istiyor. Ben de açılmamasını isteyen taraftanım. Çünkü
açılırsa diyelim ki restoranlar, insanlar gittiği zaman birbirlerine bu virüsü transfer etmeye devam edecekler. Ve ikinci bir akım olaraktan daha fazla virüsün yayılması ve ölümlerin oluşabilmesi söz konusu olacaktır. O yüzden açılmamasını temenni ediyoruz. Virüs için bulunacak aşı maalesef görünüyor ki zaman alacak. Ama bir takım test metotları çok çabuk geliştirilebilirse, ekonomik hale getirilebilirse, aşamalı olarak bir takım ticarethaneler, ticaret yerleri işe başlayabilir. Bu da tabii uzun bir süreç olacaktır. Bunun dışında Türkiye'miz için üzüntülüyüz. Türkiye'de de aynı şekilde bu virüs olayı patlak göstermiş durumda. Orada yaşayan ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, Türk vatandaşlarımız, bunlar için de günden güne çok üzüntü içindeyiz. Her gün sevdiklerimizi arıyoruz, görüşüyoruz. Evde daha fazla vakit geçirmemiz söz konusu olduğu için daha sık görüşüyoruz. Allah'tan bu videolu görüşme sistemleri çok yayıldı. O yüzden hep bir aradayız. Hep sağlık temennisi içindeyiz. Ben de en kısa zamanda inşallah bütün dünya için bu problemlerin sona ermesini diliyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. Moralinizi yüksek tutun. Bunlar bir gün geçecek. Yakın zamanda geçecek diye inşallah temenni ediyoruz. Ama elbette geçecek. Mutlu günler yakındır. Sağlıcakla kalın efendim.